Hünkârım, daha evvel kısaca arz etmiştim. Adalet nizamında bir aksama mevzu bahis. Malumunuz üzere medrese mezunu kadı adayları ulema sayesinde mülazemet nizamına girerek kadılık tarikine adım atarlar. Kadılık beklerken gene ulema yanında çalışarak mesleki tecrübeler kazanırlar. Ancak bu hususta bir hudut olmadığından ve kaz askerlerin bekleme usulü hilafına yaptıkları işler sebebiyle nizam bozuldu hünkârım. Ben daha evvel İstanbul kadısı iken kaz asker efendilere bu durumu arz etmiştim. Fakat kendileri kabul etmemişlerdi. Kadı tarihi ile ilgili senin teklifin nedir Ebu Suud Efendi? Hünkârım, mülazımlar için her birine ayrı ayrı defter tutma usulü tatbik edelim diyorum. Ayrıca ulemanın her birine makamına göre yetişmiş talebeleri için ne kadar mülazım istiyorlar bunu tespit edelim. Ve kabiliyetli adaylar için de 7 yılda bir umumi nöbet usulü tespit edelim diyorum. Sen ne dersin Lütfi Paşa? Hünkârım, siz en iyisini bilirsiniz elbet. Ama Kazasker Efendi yerden göğe kadar haklı. Adalet her şeyden mühim. Adalet dağıtan makamlar adil nizamlardan gelmezlerse kendileri nasıl adil olurlar? Doğru söylesin paşa. Kazasker Efendi, düşüncelerin makul. Teferruatıyla mülazemet kanununu bir an evvel hazırla. Hünkârım, uzun zamandır üzerinde çalıştığım için tez zamanda tasdik etmeniz için size sunacağım. Âlâ, çekilebilirsiniz. Hünkârım, bir husus daha var. Emriniz üzere Hürrem Sultan'ın imareti için arazi tahsis edildi. Arzu ederseniz emir buyurun mimarbaşı Alaaddin Ali Ağa çalışmalara başlasın. Âlâ, icap eden bütün çalışmalar yapılsın. Lakin çizimleri bizzat görmek isterim. Elbette sultanım. Sizin ve Hürrem Sultan'ın kıymetli fikirlerini almak icap eder. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Hünkârım, bir husus daha var. Merakımı mazur görün. Lakin sizi pek sıkıntılı görmekteyim. Acaba uykularınız hala düzene girmedi mi hünkârım? İyiyim ben Hoca Çelebi.